Jeyan Mahvi Tözüm, sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahvi Ayral'ın kızı olarak İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. İlk kez 1939'da 9 yaşındayken Henry Kipse'nin Per Gunt piyesinde çocuk oyuncu olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye çıkarıldı. 10 yaşındayken Gençlik Günahı filmiyle sinemaya adım attı. Çocuk yaşlardan itibaren yerli yabancı pek çok filme ve radyo oyununa sesiyle hayat verdi. Radyo reklam spikerliği yaptı. Beyoğlu Kız Lisesi'nden mezun olan sanatçının oynadığı filmler Allah'ın Cenneti, Seven Ne Yapmaz, Gençlik Günahı, Dertli Pınar, Efsuncu Baba, Uçuruma Doğru, Beklenen Şarkı ve Bozkurt Obası. Misafirlerimden niçin bu kadar çekiniyorsunuz? Olur ki içlerinde beni konservatuvardan tanıyanlar vardır. Ne olur susmayın anne. Öyle merak ediyorum ki. Herhalde bu bestenin sizin hayatınızda mühim bir yeri olmalı. Evet. 1958'de ses mühendisi Rauf Tözüm'le evlenen sanatçı, sinemayı bırakıp tiyatro oyunculuğunu sürdürmeye karar verdi. 1964-65 yıllarında şehir tiyatrolarında sahnelenen Çalıkuşu piyesindeki muhteşem oyunuyla büyük beğeni kazanan Jeyan Mahvi Tözüm, emekli oluncaya kadar 95 oyunda rol aldı. 1978 yılında tiyatro sahnelerini de bırakan Jeyan Mahvi Tözüm, dublaj sanatçılığına devam etti. Birçok televizyon dizisinde de rol alan oyuncunun dizilerinden bazıları şunlar: Hayat Apartmanı, Yaprak Dökümü, Ekmek Teknesi, Tatlı Hayat, Dadı ve Sahra. Jeyan Mahvi Tözüm, yüzlerce filmde Türk sinemasının önemli kadın oyuncularına sesiyle hayat verdi. Başta Belgin Doruk, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın olmak üzere Selda Alkor, Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ağar, Hülya Avşar, Emel Sayın, Oya Aydoğan ve daha birçok oyuncuyu seslendirdi. İris Tözüm adında bir kızı, Rauf Can adlı bir torunu olan Jeyan Mahvi Tözüm, halen sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme yapmaya devam ediyor.